Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Semtim Etiler Nişantaşı. Evim minimalist. Kocam da inşallah feminist. Feminist derken yani beyaz çorap, bıyık filan sanki. Baba sen karışma, al ideal erkek reçeten burada. Kocam diye her işime karışmasın, kapı açsın, yemek yapsın. Ya, yaşlanmışım olsun, varsın, güç olsun, geç olmasın. Otoriteme, kariyerime, her yerime tapsın, tapsın. Benim izimde tapşin, tapşin, yürüsün, koşsun, dua etsin, yatsın, kalksın. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Gönül telimizi titretiyor yakası. Efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. Sağ olun. Oh. Oh. Evciyezim, evciyezim. Sen saklarsın halciyezim. Ay. Ay. Kışlık ev ne kadar kocaman geldi Ayvalık'tan sonra. Aa. Ay kim temizleyecek burayı Tahsin? Ya Allah aşkına hemen suratını sarkıtma. Sarkıtma çünkü her tatilden dönüşümüz neredeyse bir mesele olur yani. Şişt, çocuğun önünde öyle konuşma, suratını sarkıtma falan. Tamam, tamam. Ay kim temizleyecek bunu Tahsin? Bir kere de yol ver. Süper. Yavaş lan, yavaş. Niye bütün bavulları Cem taşıyor Volkan? Benim belim ağrıyor. Küp ağırlık yapmıştır, ondandır. Çıkacak o küpe, çıkacak. Kendim için takmıyorum Aslı, biliyorsun. Ben temelinde böyle küpe müpe öyle şeylere karşıyım da... kızların hoşuna gidiyor be. Allah Allah. Ayvalık'ta bütün yaz kız peşinde koştun ama küpeye rağmen işler kesattı bayağı Volkan. Sus be. Yılan dilli. Senin yüzünden kesattı. Kız kardeşi başımıza bela olur diye bütün kızlar uzak durdu benden. Tırstılar. Niye ki? Şşş. Çocuklar, çocuklar. Aa, hiç böyle tartışmazlar bunlar. Ne oluyor ya? Ya baba, bavul da taşımayacaksa niye karşılamaya geliyor bu uzun? Tamam, tamam. Tamam Aslı'cığım. Benim yüzümden tartışmayın. Ne olacak? Taşıyıverdim. Hem spor oldu. İyi yaptın. İsabet olmuş. Evleneceğiz diye salmış iyice göbeği. Ne göbeği ya? Yok canım. Yapmadım tabii ben öyle bir şey. Yani ilahi. Yapma zaten öyle bir şey. Değil mi? Güvenme evleneceğine. Kesin mi bakalım? Belki abisi vermez vermez ha? Cem evladım, annenle babanın geliş tarihi belli oldu mu? Hoş, 6 aydır bekliyoruz biz. Alıştık. Ne bekliyoruz, ne olacak ama. Hayır, ben meraktan sordum. Daha çok beklersiniz siz baba. Efendim, ben dün annemlerle konuştum. Çarşamba günü burada oluyorlar sabahtan. Akşamına da uygunsanız size gelecekler efendim. Değiliz. Değiliz uygun. Çarşamba günü maç var anne ya. Biz maç seyredeceğiz biz ya. Aman minik kuşum, olur mu öyle şey? Cemciğim, bekliyoruz, rica ederiz. Çok memnun oluruz. Tabii, tabii. Gelsinler, gelsinler. Ben de artık yeni evimde veya Aslı ile oturacağımız evde mi desem bilmiyorum. Eşyalarımı götürdüm oraya. Artık öbür gün orada kalmaya başlayacağım. Çarşamba annemler de gelince artık yerleştirirler. Bir dakika. Bir dakika, pardon. Ne evi o? Bir sene sonra şey yapacaktık Ecem. Sen söylemedin mi? Hangi evmiş o? Çengelköy'de, site içinde, bahçeli. Ne?
Çengelköy mü? Ya dünyanın bir ucu. Olur canım, etileri 10 dakika. Buradan etiler 1 saat. Yok babacığım, 1/2 saat. Hayır, yani siz şimdi Çengelköy'de mi oturacaksınız yani? Çengelköy'ün Cem'i meşhurdur anne. Neyse efendim, şimdi siz yol yorgunusunuzdur. Ben artık kaçayım. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Evet. Ayol alacak kızımı ta dünyanın öbür ucuna Çengelköy'e götürecek. Daha neler? Beni bozmaz vallahi. Yağma yok öyle. Çengelköy. Ya baba, Etiler'den 10 dakika. Buradan Etiler 1 saat. Trafikte 2 saat. Ha, köprü böprü tıkandı desen et de 3 saat. Bursa'da otursaydınız bari kızım. Oh, süper fikir vallahi. Aa, vallahi şahane fikir. Hiç olmazsa teyzelerim var orada. Çengelköy'de hiç tanıdık. Anne, ne diyorsunuz ya? Ay, onu bunu bilmem vallahi. Aldı kızımı gidiyor tahsil. Bak gelir gelmez geliyorlar bana soldan soldan. Bu iş yaş kızım. Siz kendinize ya Nişantaşı'ndan bir ev bulun ya da... Ya da ne? Bilmem artık. Zaten orada da fon yok, fos yok. Çarşamba olsun, annesi babası gelsin. O zaman bakarız. Ay evet evet şekerim. Gitsin annesiyle babasıyla Çengelköy'de bir güzel otursun. Ay benim kızımı alıp götürmesin şekerim. Oğlan geri mi geldi? Selin'dir Selin. O camdan bakıyordu, gördü geldi. Ben hiç muhatap olmayacağım anne. Olma tabii şekerim. Nişan bitmiş, iş bitmiş. Ne diye geliyor sanki? Yersiz hareketler işte. Ay Selin burnumun dibinde. Kızım ta Çengelköy'de, dünyanın öbür ucunda. Ne var Selin'ciğim? Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba İffet teyze. Taslan amca. Komşularım. Ay nasılsınız yaz dönüşü? İyiyiz kızım, iyiyiz. Oh. Ay ben de baktım ki gerek ofis arkadaşım Aslı, gerekse canım komşularım İffet teyzem ve Tahsin amcam... ...yazlıktan dönmüş. Ya onlara böyle bir medeni cesaret gereği... ...bana hoş geldinizler diyeyim dedim ben. Sağ ol kızım, hoş bulduk. İffet teyze, siz de nasılsınız inşallah? Anladım. Ben buradaki 1, 2, 3... ...3 insan komşumla da hiçbir derdim tasam olmadığı için gelmiştim. Ama görülüyor ki nişan atma olayımız bazılarını oldukça fena yıpratmış, üzmüş. Yıpratmak? Üzmek mi? Deli mi ne? Selin'cim biz şimdi Ayvalık'tan geldik. Çok da saatlerdir de yoldayız. Annemin de biraz canı sıkkın. Çengelköy olayını söylediniz mi? Aa, bu bizden önce biliyor mu ayol? Anladım. Ben elektrikli bir ambiyansla geldim. Neyse ben gideyim. Nasıl olsa burada sevdiğim 1, 2, 3 insan komşucuğumla da rahat rahat daha sonra görüşürüz, geliriz, gideriz yani. Bay bay. Ayol oğlan alıyor kızı dünyanın öbür ucuna götürüyor. Bir tek bizim haberimiz yok Tahsin. Aslı, benim küpeyi görmüş müdür? Ay küpe diyor hala. Alo? Yasemin? Alo? Yasemin? Ha, Volkan ben, Volkan. Volkan, Volkan. Ayvalık'tan Volkan. Hani iskelede tanışmıştık, hatırladın mı? Küpeli. Ha, iri yarı olan, evet. Nasılsın, iyi misin? Yani hatırını sormak için aramıştım. İstanbul'a döndüm de.
Bir sinemaya falan bir yere gidelim. Ha. O zaman müsait olduğunda ararsın. Yasemin, sıkılırsan falan ara yani. Yani yaparız bir şeyler, bir çay... Alo. Bu ne be? Ben İstanbul'a dönünce kıymete biniyorsunuz be. Çarpık bacak. Ben de çok özlemiştim seni. Hayret bir şey ya. Merhaba abi, hoş geldin. Ha? Sertaç, ne yapıyorsun lan? Bu ne stil böyle, yeni imaj mı yaptın? İş görüşmem var abi. Hayırdır inşallah. Abi annem git görüş dedi. Metozora gidiyoruz yani. Maksat vakit kessin abi. Abi sende küpe müpe ne iş? Ayvalık'ta tık yoktu galiba değil mi abi? Yok lan, Selin'den ayrıldık ya. İşte tek tabanca takılalım diye böyle bir stile girdik de nereden anladın? Sen çok zor durumda kalmasan küpe takmazdın abi. Korkarım gözünde de sürme var. Yok lan, ne sürmesi? Aslı'nın göz kalemi. Ha, oldu o zaman abi, tamam. Ne tamam lan? Johnny Depp sürme çekince oluyor da bizde mi batıyor? Hayret bir şey ya. Öyle takılıyoruz. Güzel görünelim değil mi? Bugüne bugün bekar bir adam. Olmuş mu? Eğer gelmezseniz, anam 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 deyin ben size yani. Vallahi rahatsızı vermem size. Ay Şesu, inşallah sadece kadınları çağırmamışsındır. Bana öyle yerlerde of, ateşler basıyor. Ay, kadınlar ama mı duygusu veriyor? Değil mi şekerim? Ben Kubilay'la geleceğim, bana iki kişilik yer ayır. Aman Kubilay'la eksik kalmasın. Ya Asparagus'a eğlence müdürü olmuşum. Can dostlarımı açılışta yanımda istiyorum. Pırt aradan Kubilay'la çıkıyor yani. Aa, çocuklar, Cem burada. Ne yapıyor ki o? Cem, ay! O kim ya? Merhaba, ben Burhan Altıntop. Yerebakan Holding'in basın yatırımları yeni idare müdürü. Başka bir deyişle, sizin tatlı belanız. Aslı ben. Burası Cem'in odası. Artık değil. Nasıl? Değil. Abi bütün yaz karı kız derdim hiç olmadı. İnsan çıplaklar kampında barmer olunca affedersin böyle oluyor herhalde. Öyle oluyor abi. Gelmeseydin işte ne güzelmiş orada rahatın. Kalsaydın o işte. Olur mu abi? Havalar soğudu. İnsan çıplak üşüyor. Tamam be, tamam. Of, vay 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 vay. Ne oluyor bize? Malzemeyi gördün mü Sertaç? Abi 50 yaşında kadın, teyze. Mihrap yerinde ama Sertaç. Abi benim iş görüşmem var. Artık kahveyi orada içerim. Allah sana kolaylık versin abi. Görüşürüz. Bu da bir havalarda, bir şekillerde erkeklerin şahı oldu sanki. Ulan ayaklar baş oldu be. Bak işte. Ben böyle başlamak istemiyordum ama. Efendim? Ama gerildi suratın sebebi. Niye gerildi? Ya niye sen böyle şeyleri kafaya takıyorsun? Siz şimdi Cem Bey'e söyleyin, atla gel. Olmadı taksiyle gel. Bunu söylediğiniz zaman zaten yerlere yatacaktır. Cem Bey geldiği zaman biz zaten oda mevzusunu aramızda hallederiz. Sonuçta iki tane yetişkin insanız. İnsan psikolojisinden anlamak lazım. Ay bir dakika, bir dakika. Yani siz şimdi bu ofiste mi çalışacaksınız? Tam üstüne bastınız, ayağınızı kaldırın lütfen. Fatoş Hanım galiba, Burhan Altıntop. Evet. Vallahi tebrik ederim arkadaşlar. Çok güzel bir dergi yapmışsınız. Saadettin Bey öyle diyor, böyle diyor ama... bence harika bu saatte gelen bir ekibe göre. Harika bir çalışma. Kusura bakmayın, benim böyle tatlı sert dokundurmalarım olur. Bir dakika, bir dakika. Saadettin Bey size ne dedi ki? Burhan Bey. Bize saat olarak hep sabah 10 verildiği için... yani şimdi bu moda dergilerinde...
moda çekimleri genellikle geç saatlere kadar devam eder. Sen bir defa karışma her lafa. Yoksa senin kulağını çekerim. Allah Allah ya. Tak her lafın içerisinde. Bu böyle olmaz. Alakaya çay demle. Sen bir defa çay demleyeceğine laf ebeli yapıyorsun ya. Olmaz. Allah'tan neşem yerinde. Hadi. Burhan Bey, biz Şesu'yu çok severiz. Ve öyle, öyle. Volkan, konuşamayacağım şu an. Pardon. Alo. Oh. Ulan köpeği görsem böyle yapmazsın ama ya. Nasıl düşünemedim lan? Alo? Gözde? Var, var yavrum var. Sigarası olan var. Ne yapıyorsun kız? Gelsene bana. Gel gel, var sigara var. Gel, gel vereyim sana sigara. Gel yavrum, gel. Hadi bay bay. Artık sigara mı olur, çakmak mı olur? Şeyler vereceğiz Gözde. Ay, 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 ay. Bakın Burhan Bey, yaprağın söylemek istediği şu. Burada öyle hiyerarşi falan yoktur. Yani biz ofisin dışında da arkadaşızdır. Bakın. Bakın. Ben kompleksiz bir yöneticiyim. Bunu bir defa aklınıza sokun. Gün olur birlikte hamburger yemeye gideriz. Bir bakarız, bowling oynamaya gideriz. Ben bunların hepsine varım. Ben güler yüzlü bir ofis taraftarıyım. Yani hadi bakalım, yeni bir fikir var aklımda. Ne yapalım biliyor musunuz? Bunun ucuna gelelim. Ben bunların hepsine varım. Ben bunların hepsini yaparım. Arkadaşlar, Burhan'la tanıştınız demek ki. Nasıl? Çok sıkı çocuk değil mi? Onlar hala bu kadar arkadaş, samimi müdür olur, onun şokunu yaşıyorlar efendim. Bana diyorlar ki, müdür, müdür, müdür diyorlar. Burhan, araç fişlerini ve satın almayı denetleyecek. Yani bir nevi polislik yapacak. Yok canım. Bir ağabey gibi. Karşılıklı anlayışla yürüyeceğiz. Ama Cem hala genel müdür değil mi Saadettin Bey? Yani Burhan Bey, Cem'in altında çalışıyor idare müdür olarak. Cem'e bağlı. Değil mi? Tabii, tabii. Ya farkında mısınız? Ne çok müdür oldu değil mi? Ya asparagus. Yavrum nedir asparagus? Anlamıyorum ki ne istiyorsun. Kim o? Yarın akşam açılışı var, beni götürsene. Ya götüreceğim zaten de. Oraya mı gitmek istiyorsun yani? Evet Volkan, davetiye bu. Bir sigaraya olmaz diyorsun yani ha? Ne? Abi çok garip bir şey oldu. Beni işe aldılar. Ne? Ürün müdürü oldum abi. Ne ürünü lan? İnsektisit abi. İnsektisit? Neymiş o? Ne satacaksın yani? Abi bizim şirket fare, böcek, minimum haşirenin zehirini satıyor. Ben sümüklü böcek bölümündeyim abi. Manyak mısın lan sen? Kim sümüklü böcek öldürmek ister? Abi genel müdürün annesi bizim validenin çanaklı konken arkadaşı çıktı. Torpille girdik yani abi. Abi ben fare departmanında olsaydım başımı kaşıyamazdım. Allah'tan sümüklü böcek departmanındayım abi. Sen şimdi bas bayağı iş adamı oldun ha. Sabah 9 akşam 5 gideceğim buraya. Tabii abi çalışırım, ne olacak? Sağlık sigortası falan var. Belki bir gün kooperatife falan girelim abi. Ya neler diyorsun Sertaç? Ne kooperatifi ne sigortası ya? Aa, bize uyar mı böyle şeyler ya? Ne bileyim abi. İnsan kaynaklarındaki arkadaşlar söyledi. Ne diyeyim Sertaç? Böyle mi takılacaksın?
Tadam! İşte burası da özel odamız abi. Bakın manitayı buraya atıyorsun. Aman dekoltesine yan masadan bakan mı var? Kolumu attım, ailem var. Artık bu dönem kapanıştır. Yalnız önce rezerve yaptırıyoruz. Şuraya bak ya, millet neler yaptırıyor. Biz Çengelköy'de bahçeli ev buluyoruz, oturamıyoruz. Cem ama hakikaten uzak yani ya. Nesi uzak ya? Etiler 10 dakika. Aha Burhan geldi. Ay bu yeni idare müdürü ha. Felaket bir şey ve derdi zoru senleyeceğim. Ben mi? Abi derdi zoru ben mi Aslı? Adam takmış durumda ya. Aman kurban olayım burada çalıştığımı söylemeyin. Sonra arıza yapıyor ya. Ya psikopat anam takmış bana diyeyim ben sana ya. Çok falan çok. Ay, ay nereden buldu burayı sinir şey? Ya ilk gün öğle yemeğini bir ağabey olarak benim organize etmem gerekiyordu ama bakıyorum siz erken organize olmuşsunuz. Of biz aslında buraya mekanı görmeye geldik ve 5 dakikaya kadar da kalkıyoruz ama. Yok yok ben yemeğimi evden getirmiştim de onu yedim. Üzerinize afiyet zeytinyağlı fasulye yapmıştım. Onu yedim. Artık müdürünüze bir kahve ısmarlarsınız. Cem Bey'e değil mi? Cem Bey'e mi? Cem Bey burada mı? Aa, evet. Görüyor musun? Şuradaki uzun boylu yakışıklı erkek. Şehsu var. Madem işten kaytarıp geldim buraya, bir kahve kap gel hadi. Canımı sıkma. Ruh hastası. Anacığım bırak da Sultan Hanım yapsın. Yetişmez anacığım, yetişmez. Ay, öbür gün geliyor bu insanlar. Çarşambaya da çörek, börek, çerkez tavuğu falan yapmak lazım. Şöyle zengin bir çay sofrası lazım değil mi ana? Ya bana kalırsa ben kızı Çengelköy'e göndermem. Bak alt kattaki kuyumcu çıktı işte. Gelsinler orada otursunlar. Aa, alt kat uzak Tahsin. Şu Selin'i çıkarıverelim ha, kızımız oturacak diye. Yan daireye gelsinler. Aa, kıza söyleyeyim mi? Hadi söyle söyle bakayım ne diyecek. Hadi bakayım. Ben dergideki arkadaşlara daha yakın olmak adına. Yoksa o da mevzu değil. Ben isterim ki herkes bütün özel problemlerini gelsin bana anlatsın. O gelsin bana anlatsın. O gelsin bana anlatsın. Bu da gelsin. Bana anlatsın. Öyle değil mi? Tabii. Diyorlar ki böyle bir kurumda genel müdüre ne gerek var? Bu kurumda kaç tane müdür olacak? Nasıl? Genel müdüre ne gerek var mı diyorlar? Hayır, sizin bir fotoğraf fobiniz mi ne varmış ya? Yani herkes bildiği işi yapsın. Fotoğraf çekmek isteyen de fotoğraf çeksin falan filan fiş mekan falan işte. İnsan psikolojisi. Anlayamazsın. Kim diyor ki bunları? Ben şimdi sağa sola laf yetiştirmesini pek sevmem. Alo. Ha söyle babacığım. Yan daire mi? Baba yan dairede nasıl oturacağız ya aynı evde? Sağ olasın Şehsu var. Gel bugünün şerefine bizimle aynı masayı paylaş. Gel otur sohbet et.
diyorum ya, her zaman çalışanın ruhunu temiz tutmak lazım. Yani gönlünü hoş etmek lazım. Allah razı olsun Burhan Bey. Yani siz de olmasanız böyle bir masada hiç oturamayacağım. Böyle bir yeri belki de hiç göremeyeceğim. Çok sağ olun. Seni ne söyleyeyim mi? Goldun Hanım mı ya? Bu ne anam ya? Aa, çok iyi bilir şey sor. Tabii her tarafımı elleyip duruyor. Sapık şey. Bilmiyorum baba. Baktık da Nişantaşı'nda bakmadık. Oldu söyleyince ben Nişantaşı'nda da arayalım o zaman. Tamam, hadi öpüyorum, bay bay. Yine mi ev mevzu ya? Evet, yine ev mevzu Cem. Ya ben de biraz Nişantaşı'nda oturmak istiyorum yani. Aslı'cığım, sevgilim kaç kere söyleyeceğim sana? Bana iki katlı ev lazım. Bir odasını karanlık oda yapacağım. Yayılacağım orada. Nereden bulacağız Nişantaşı'nda öyle ev? Ya şu köşede iki katlı dubleks bir bina var. Bu hani pastanenin yanında, sen bilirsin, çok da meşhur bir yer. Aa evet. Ay Aslı, orada oturursanız müthiş havalı olur ha. Vallahi. Ya Cem, bir gidip bakalım ne olur be. Tamam canım, tamam. Bakarız. Artık kahvemizi içtik. Yavaş yavaş kalkalım. Herkes iş başına. Doğru muyum? Evet. Sakın ha buralarda şey yapmayalım. Hemen ofiste buluşalım. Tamam mı? Şehsuar sen de ilk günden kaytarma. Hadi. Görüşürüz. Burhan Bey, Burhan Bey. Şehsuar köy kökenlidir. Evet, eğitimi yoktur ama çok zeki bir çocuktur. Kendini yetiştirmiştir. Yani sizden rica edeceğim, ona böyle sert muamele yapmayın. Yok canım, yok canım. Ben bir sistem kurmak adına. Yoksa siz bilirsiniz. Ay, ay nesil şey bu? Yapayım. Evet. Güzel ya. Vallahi. Şimdi bir teklifim var. Biraz kirayı, mirayı indirseniz de bizim dergi var ya, orada ücretsiz ilanlarınızı filan yayınlasak, ha? Ben bu evi çok sevdim. Öyle olmuyor beyefendi. Burhan Bey, hayrola? Niye hayrola canım? Eve bakıyorum burada. Siz de mi Nişantaşı'nda ev arıyorsunuz? Evet. Niye? Ben Nişantaşı'nda oturamaz mıyım? Ben de bu çevrenin insanıyım. Ben de sizin gibi biriyim. Bir şey söylerken duydunuz herhalde Burhan Bey ama biz de ilgileniyoruz bu evle. Hayır canım, ben tuttum evi. Tuttunuz mu? Evet. Yok canım, daha konuşuyorduk. Olur mu canım? Çoktandır ben bu evi biliyorum. Olur mu Burhan Bey? Şesu konuştu, oradan duydunuz. Siz de o yüzden geldiniz buraya. Ya sen ne kadar geçimsiz bir adamsın ya. Hep negatif ya. Hep negatifsin. Bak odayla ilgili bir mevzu oldu. Ben insanlık adına ben sana o odayı verdim. Herhangi bir sorun çıkmasın. Burhan Bey, orası benim odam ya. Kardeşim, ben sana 750 dolar vereyim. Gerisini de öbür türlü konuştuğumuz gibi hallederiz, tamam mı? Beyefendi, bu evin aylık kirası 1000 dolar. Tamam. Ben tutuyorum ben bu evi. Cem, bir gezseydik ya. Gezmeye gerek yok. Orası mutfak, burası salon. Yukarıda da odalar falan. Tamam mı? 3 aylık peşin, 1 aylık da depozito ister. Olur. Hemen yapalım kontratı. Zaten ben yarın evimden çıkacağım. Birkaç parça eşya getirip burada kalırım. Tamam. Sağ olun. Demek öyle oldu. Neyse. Güle güle oturun. Ben sonuçta kompleksiz bir insanım. Bana ev mi yok canım? Ama sizi tanımak adına çok güzel bir fırsat oldu bu bana. Neyse, iş yerinde görüşürüz. Ya ben böyle başlamak istemiyordum. Ben böyle olsun istemiyordum ya. Neyse, insan psikolojisi işte. Çok şey öğretiyor insana. Hoşça kal. Deli bu. İşte şimdi gözüme girdi Cem. Ay benim de, benim de. Ay ne güzel, 2 dakikalık yol. Ha? Artık evlenince her gün siz bize gelirsiniz, biz size geliriz. Siz bize. Aferin kızım. İşte böyle her istediğini yaptırıyorum. Canım, canım, canım. Ay sen ne zaman çıkaracaksın küpeyi Volkan?
Baba bu hala çıkarmamış küpeyi. Ne oluyor o küpe öyle hokkamaz gibi? Kaç defa söyledik çıkar diyor onu. Babacığım işten güçten fırsat bulamadım. Önemsiz bir ayrıntı. Ayarlarım ben onu bir ara. Aslı seninle bir şey konuşacağım ben. Söyle burada söyle. Gel gel. Ne? Gel gel. Oğlum ey. Ay durun. Aslı. Ne? Niye uğraşıyorsun sen benimle ha? Bozayım mı senin işini ben ha? Ha? Cemler şimdi kız istemeye gelecek. Rezil edeyim mi seni onların yanında ha? Uzun'un yanında. Annesini babasına böyle bir arabesk türkü okuyayım mı? Hala diye böyle ciğerden okuyayım mı ha? Veyahut bak şimdi derilerim de böyle soyuluyor. Yanmışız falan. Böyle ben bir derileri onun yanında soyayım böyle. Kaşınayım böyle. O da diye böyle ezilmiş indi gibi bağırsın burada ha? Rezil edeyim mi seni lan ben? Psikopat manyak. Ne istiyorsun benimle? Uğraşma benim küpemle. İyi tamam. Gel buraya gel daha bitmedi gel. Asparagas diye bir yer varmış. Asparagus, kuş konmaz demek. Konar konmaz bilmem. Bana oraya davetiye ayarlayacaksın. E sen ne anlayacaksın asparagustan? Soru sorma. Bu evde soruları ben sorarım, sen davetiye ayarlarsın. Hadi naş. Alo, Gözde. Ne haber? Ha? Kızım çıkar şu sigarayı ağzından. Anlamıyorum hiçbir dediğini ya. Bana bak. Asparagus işi tamamdır. Ayarladım davetiyeyi. Kızım bizim de kendimize göre bir çevremiz, bir yakınımız var yani değil mi? Artık sen de benim istediğim bir şeyi yaparsın, ödeşiriz. Bakın Burhan Bey. Benim de sizinle ilgili hiçbir problemim yok. Ama ya bu ofiste yani hiç kimse bana böyle davranmadı. Ya yavaş yavaş olacak bunlar Şehsuar. Yavaş yavaş birbirimize ısınacağız. Ben arkadaş tipte bir yöneticiyim. Yarın öbür gün biz minyatürke gideriz. Orada kumpir yeriz. Sen de tatmış olursun bunları. Ben bunları açığım. Dün Fatoş Hanım geldi arkamdan durdurdu beni. Gördüm evet. He. Şesu dedi, köylüdür dedi, cahildir dedi, anlamaz dedi, artık idare edeceksiniz dedi. Ne? Fatoş mu dedi bunları? He? Bırakın canım dedim bu işleri. Bunlar dedim köylülükle, cahillikle, kültürle olacak işler değil ki dedim. Ben burada sempatik bir ofis ortamı yaratmaya çalışıyorum. Peki dedi bunları nasıl becereceğiz dedi. Ben dedim ki, Mintax'la canım, Mintax'la dedim. Ama nasıl espriyi patlattım, nasıl gülüyor ama. Öyle oldu yani. Ya arkadaşlar, bu senin ofise hiç uğramaz mı? Senin prensip olarak ofise geç gelir, erken gider. Niye? Babasına mı güveniyorsun? Patronun kızı ama yaşı da küçük, biz de fazla yüklenmiyoruz. Zaten Selin'in dergide iki sayfası var, yani işler aksamıyor. He. Yok, ben işleyişi öğrenmek adına. Şesucuğum, canım bir kahve versene bana. Köy kahvesi olsun mu? O ne ayol? Abi bordroma bakıyorum. Yasal kesinti toplamı daha düşük. Gittim muhasebeye. Sacit Bey dedim. Benim SSK matrağım böyle mi dedim. Ya oğlum ne diyorsun matrak bilmem ne SSK MSK bırak bunları ya. Bak sana süper teklifim var Sertaç. Bu Asparagus denilen mekana davetiye buldum. Sen ben Gözde gidelim akşam. Geç saatte sen uzarsın. Ben de Gözde'yi eve atarım. Nasıl fikir? Olur mu abi? Ne? Ya niye olmasın, ararız Gözde'yi, bir arkadaşını da ayarlar sana ha? Ondan değil abi. O restoranda yemek pişi geçiyor mu? Ticket yani. Ne? Ne demek? Abi bize şirketten öğle yemeği için ticket veriyorlar. O restoranda geçiyorsa geleyim. Yoksa boşu boşuna para harcamayayım abi. Hem yarın sabah erken kalkacağım abi. Yoğunum yani. Oo Sertaç, bu iş sana hiç uymadı vallahi ya. Abi, öyle tatilim bitti. Ben gidiyorum abi. Görüşürüz, eyvallah. İyi bak kendine. Selametle. Allah Allah, Allah Allah. Hayata bak. Neler yapıyor insanlar ya?
Cengaver gibi çocuk mu adam diye. Ne haber Volkan? Oo, Yaprakcığım, iyiyim. Sen nasılsın? Buyur, otur. Şey, yok. Ben dün konuşamadık ya. Kusura bakma. O yüzden bir iki dakikalığına uğrayayım dedim. Küpe? Beğendin mi? Ay, çok yakışmış. Böyle bir havan değişmiş Volkan. Keşke biz hani çıkarken beraberken de takıyor olsaydın. Belli mi olur Yaprakcığım? Hayat sürprizlerle dolu. Otursana. Ay yok ya, süper manyak idare müdürü geldi. Yok, kahve almaya diye iki dakikalığına kaçtım. Hemen ofise dönmem lazım. Tamam, hadi görüşürüz. Bu akşam görüşelim. Şey, yok, bu akşam Asparagus'un açılışı var da ben oraya gideceğim. Artık başka bir gün. Tamam. Hadi bay. Bay bay. Aa, ulan ne atacağım ben ya? Ulan ne biçim yanlış bu Asparagus ya? Niye herkes oraya gidiyor ya? Aa, eyvah eyvah. Gerçekten mi? Ağızlarına sakız yapmışlar seni. Olur mu böyle şey? Yok patronun kızı, yok zengin kızı. Şımarık, beceremez. Dedim ya, bu ne zengin düşmanlığı? Ben de zenginim. Ben de Tokatlıyım, ailemi herkes tanır. Bu dedim zengin düşmanlığı nedir dedim. Hangisi söyledi? Ya bırakma. Şimdi bana laf taşıttırma. Vallahi kötü adam olurum ben. Ne o uzun boylunun adı? Yaprak mı? Aslı mı? Aslı mı? Bak ölümü gör, doğruyu söyle Muhran abi lütfen. Bilmiyorum ki şimdi ben hiçbirisinin ismini aklımda tutamıyorum. Yeniyim ya ondan. Yok işte iki sayfası varmış. Yok onu beceremiyormuş. Onu da kıvıramıyormuş. Bilmem ne, bilmem ne. Kadınların hepsi seni kıskanıyor doğal olarak. Ama bunlara kısmamak lazım. İnsan psikolojisi, biliyorsun. Ay, o falan oluyorum Burhan abi ya. Ben ne yaptım onlara? Ya bu hadi servise başla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Merhaba. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldin. Şisu. Merhaba. Ne haber? Oğlum ne güzel burası ya. Değil mi? Şey, kapıda yalnız davetiye sızmaya çalışanlar var ha. Öyle mi? Ben çok sıkı talimat verdim. Bak sakın! Burhan psikopatı gelir diye sabahtan beri bakıyorum ya. Gözüm kulağım kapıda ya. Ah, geldi bizimkiler. Merhaba. Ay, sonunda gelebildik işte. Hoş geldin Yaprak. Ay, Burhan Bey gelmiyor değil mi? O yüzden böyle kapalı kalıyor. Ya, sevgili müdürünüz Burhan Bey. Ha? Neyse Şesu, sen şu odayı ayarla da bize. Biz Aslı ile bir baş başa kalalım. Anam, ben ayarladım. Geçin hadi. Şesu. Ay, Cem niye bu kadar gergin ki? Selin yok mu? Anam, bilmiyorum. Aslı'ya mı kıl olmuş, sana mı kıl olmuş anlayamadım. Aa, niye? Bilmiyorum. Belki eğitimsiz olduğu için. Ya da köylü olduğu için. Olmasın? Ya ne demek bu şimdi böyle? Neyse, geçin oturun ya. Merhaba birader. Ay, herkes burada. Ay, evet. Birader, sizin böyle özel odalarınız varmış. Şu ileride var ama rezervedim. Oldu, oldu, tamam. Hızlı 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 yürüyelim şu karşı köye. Niye ki? Yürü lan, yürü işte. Ay! Lan esas size ne oluyor? Yalan mı? Özel odaya kapanmışsınız uzun. Ne zaman nikahlandınız da özel odaya kapanıyorsunuz lan? Yoksa beni mi çağırmadınız nikah? Benim mi haberim yok ha? Ne nikah ya? Aynen, ne nikah? Nikah yoksa böyle özel localara kapanmak da yok. Ne yapıyorsunuz lan burada? Sabrımı taşır mıyım benim? Bir de biz buraya rezervasyon yaptırdık ya. Şş, bana bak uzun. Sabrımı taşırma benim ha. Kardeşimi özel odaya atmışsın. Bir de vıdı vıdı ediyorsun. Centilmenliği bozmuyorum. Sonra hıncım büyük olur. Biliyorsun sen. Tecrübelisin, hatırla. Anladın mı? Uzatmayın adını aşk, burası bize ait. Yürü.
Gözde ben. Sigarası olan var mı? Cem. Şişt, bana bak. Fatoşlarla oturun, tamam mı? Yaprak da burada olduğunu bilmesin. Hadi. Ah İfo, ah! He? Yani 40 yıl düşünsem bu yaştan sonra gümüş parlatacağı aklıma gelmezdi. Ne önemli insanlarmış. Bak şu yaptırdığı işe bak bana. Kusura bakma Tahsin'cim. Sultan Hanım'la yetişemedik ikimiz. Yarın bir kere yemek yapılacak. Benim kuaför işim var bilmem ne. Yani bu gece bu temizliğin bitmesi lazım. Ne yapalım? Aha, kim şimdi bu? Bu teyzem merhaba. Ya size kek pasta bir şeyler vardı. Tutacak onun için geldim. Yok kızım bir şey yok. Tahsin amca. Merhaba. Kolay gelsin. Tamirat kızım, tamirat. Niye burada kek gibi oturuyoruz ki? Biraz insan görelim. İyi hadi kalk bak bakalım kimler var kimler yok. Bir tuvalete git hadi. Hadi git. İyi akşamlar. İşte hayatımdaki en güzel insanlar. Biraz rötarlı gördüm kendimi. Olga, nasılsın yavrum? İşte. Nerede kaldın? Aman Olga. Biliyorsun bu peynir işlerini. Gecesi gündüzü yok ki canım. Peki ben sana şimdi bir soru soracağım. Biz peynir üretmesek, bu insanlar bu kahvaltılarında ne yiyecek canım? Hadi ben sana sordum, sen de cevabını ver. Olga, yıpranmış görüyorum bu ilişkiyi canım. Biri peynir mi dedi? Hayır, bir yerden bir köy peyniri kokusu geliyor. Acaba nereden? Aa, benden geliyor bu köy peyniri kokusu. Aslılar da Nişantaşı'nda ev tutmuşlar. Hayırlı olsunlar demeye şey ettim. Ama gerçi hani Aslı da arkamdan böyle abuk subuk konuşuyormuş. Biraz bozuğum. Neyse bir tıkanlık olsun. Sen bunları mı söylemeye geldin Selin? Yok, ben oturmaya gelmeye oturmak istedim. Bak, galiba unuttun. Siz Volkan'la ayrıldınız kızım. O iş bitti. Bitti. Hani böyle ikide bir de artık buraya gelmen uygun değil kızım. Sen kendi evinde otur, biz kendi evimizde oturalım. Tamam mı yavrum? Nasıl? Tamam artık. Şey etme İfo. Peki Tahsin'cim. Bak evladım, ben hiç hayatımda bir kez olsun... ama bir kez olsun senin evine oturmaya geldim mi? Çık tabii. Tabii gelmedim. Gelmem de. Onun için senin de artık bence buradan biraz ayağını kesmen gerekiyor. Böyle iç içe dip dibe komşuluğun alemi yok yani. Hay Allah. Yazık oldu Beyfo. Aa, ne yapayım Tahsin'cim? Oğlan yine kapılı verir ayırmanla. Allah korusun. Sen burada Volkan? Yalnızlığımla baş başa yalnızlığımı yaşıyorum. Yapar. Gel otur. Hı.
Burada iki tane içki var. İşte yalnız başıma kadeh tokuşturuyorum kendimle yani. Bir tane aşklara yaprak. Güzel bayan, kapıda kalmış gördüm sizi. İsterseniz barda bir şeyler içelim. O arada belki kapı kendi kendine açılır. Sigaram içeride kaldı. Bir zorlayalım, ne dersiniz? Şöyle bir yüklenseniz açılır diyorum. Acı kuvvet deneyelim diyorsunuz. Peki. Kapı, sakın bana direnme, kalbini kırın. Çok çekişen gördüm kendimi canım. Kapı arkadan sürkülü. Kılpaçino. Yaprak, neler oluyor canım burada? Volkan yalnızdı, bir ona uğradım Kubi. Vay be, kılpaçino devam ha Yaprak. Allah Allah. Çok çivisi çıkmış gördüm bu ilişkiyi Yaprak. Sen çiviyi çekici bir yana bırak da özel bir odaya nasıl giriyorsun böyle ha? Rezervasyonlu bu oda. Volkan, bu kız kim? Sen sus Gözde, sigara iç. Hanımefendi kapının önünde kalmıştı. Ben de ona yardımcı oldum. Kötü mü ettim? Çok yardımseversin. Hani yalnızdın Volkan? Yalnızlık Allah'a mahsus Yaprak. Ne yapalım ya? Gözde, buranın havası bayatladı kızım. Yürü, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Hollywood'a gidiyoruz. Yürü, yürü. İyi eğlenceler. Sana da iyi eğlenceler. Geç. Yaprak, neler oluyor bize canım ben? Çok ilan şeşen gördüm kendimi. Of! Ay vallahi yetişmeyecek. Çarşambaya geleceklermiş bunlar. E biz yazlıktan yeni geldik çocuk. Ya nasıl bitecek bu büyük temizlik, anlamadım ki ben. Aman! Üç ayın çarşambası bir araya geldi, lafı bu işte. Geldi mi oğlum? Anne, saat yarım. Ne yapıyorsunuz bu saatte? Ay sorma, sorma. Büyük temizlik bitmedi. Aç mısın evladım? Yok yok, ben öyle bir şeye ihtiyacınız var mı diye bakmaya geldim. Şimdi de gidiyorum zaten. Gel de annene biraz yardım et hayta. Küpe de çıkmamış. Görüşürüz, ben uğrarım. Allah Allah. Ulan ben malımı dinliyorum. Otur şuraya. Ne oluyor lan burada? Aa, yeter artık be. Düş yakandan manyak. Yürü lan, eve gidiyoruz. Babanlara hesap vereceğim. Ne istiyorsun benden artık? Aa. Aslı, delirtme beni. Ben sana bu odalara girilmeyecek demedim mi? Ne oluyor lan burada? Şişt, uzun, evin anahtarlarını ver bana. Ne? Sen pastanenin yanına taşınmadın mı? Evet ama... Aması yok. Ver o zaman anahtarları, ev lazım bana. İyi de orada pek eşya falan yok yani. Yatak var mı? Var. Tamam, bundan sonra Aslı'nın oraya girmesi yasak. Ver anahtarları. Şişt, bana bak, saat 1'e çeyrek var. Saat 1'de evde olacaksın, ona göre. Annemler merak eder. Hadi bakayım. İyi akşamlar efendim. Anne, siz daha yatmadınız mı ya? Yok yavrum, işlerimiz vardı. Gel, gel evladım, gel. Rahatsız etmeyin. Tuttunuz evi ha? Ya öyle oldu, hem size de çok yakın. Ay ne sevindik vallahi. Siz evden çıktın, bu akşam Nişantaşı'nda kalıyorsunuz. Komşu olduk yani. Yani işte bu akşam kalamayacağım. Ama işte yarından itibaren eve geçeceğim annemler gelince. Neden?
Tadilat var evde. İşte tadilat bitince yarın sabah gibi annemler de gelecek, işte yerleşeceğiz. Bu akşam nerede kalacaksın? Otelde kalırım herhalde. Aa, arzu edersen burada da kalabilirsin evladım. Çok teşekkür ederim efendim, rahatsız etmeyeyim. Yok, estağfurullah. Madem öyle, kalırım. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Güzel de İfo'cum, nerede yatıracaksın? Bir tek kanepe var. Çocuğu zor durumda bırakmayalım. Rahatsız olursanız ben ısrar etmiş olmayayım yani. Yok yok, yatarım ben kanepede, sorun yok. Ne yapayım ben? Yastık yorgan mı getireyim şimdi? Ben geleyim sana yardım edeyim İfo. Yahu nereden çıktı bu şimdi? Ay ne yapayım, nezaketen şey ettim. Ay aile arasında bir söz filan kessin. Bir dünya olsa ne demez yahu. Dünden razıymışız gibi. Tamam Tahsin, ne yapayım, o da üstüne atlayıverdi hemen şekerim. Aman, bize uymayan adetler, tuhaf tuhaf şeyler. Ne yapıyorsun? Korkma, korkma. Uyuyordum ama artık uyumuyorum. Kanepe rahatsız mı? Yeni evimiz kadar rahat değil. Ay yine ev çok güzel değil mi ya? Evet, iki katlı olması kurtardı yani. Ya sen niye çok katlı istedin Cem? Yukarı aşağı bir şeyler taşımak çok zor. Ne taşıyacağız ki? Beni taşıyacaksın mesela, düğün günü. Taşırız. Nasıl taşıyacaksın? Kaç basamak? Ben taşıyabilirsin. Gel sen bak. Saçmalama. Çok saçmalama annemin. Sen benim kaç kilo olduğumu biliyor musun? Ne yapıyorsun? Ne olacak ki? Çıkartayım ağlayın. Nasıl çıkartıyorsun ya? Ya gelsene bir dakika. Ya gelsene. Gelsene. Taşıyor musun? Gelsene burada. Taşıyor musun? Ya taşıyor musun? Ya ne olacak ki? Kızım ne olacak? Gel biraz taşıyor musun? Gel. Gel bir taşıyor. Ya ne olacak ki? Lan! Ne oluyor burada? Ay fare var. Nerede fare? Fare girmiş eve. Ay biz yazlıktayken fare girmiş, sıçradım buraya. Ay iğrenç. Anne fare var. Huzun ne arıyor burada? Fare onun faresi mi? Cem bizde kaldı mecburen. Evi doluydu da Volkan. Fare var fare. Fare mi? Nerede bu? Şu masanın altına fırt diye kaçtı. Ay. Lan ben tırsıyorum. Tırsıyorum bana bir şeyler. Bize ev oldu lan. Tırsıyorum lan. Ne var? Ne oluyor oğlum? Baba fare var. Fare, fare. Ay nerede? Orada. Ay, ay pis hayvan. Nereden çıkmış şimdi o? Ay Cem bizde hiç böyle şeyler olmaz yavrum. Candan girdi herhalde. Herhalde efendim. Nasıl fare olur yahu? Bu uzun niye bizde kaldı? Evinde başka aktiviteler vardı Volkan. Yabancı mı o ya? Kalsın tabii başımızın üstünde. Ay ben sabaha kadar uyumam artık. Ben de artık gideyim efendim. Sabah erken kalkacağım, annemleri karşılayacağım. İyi akşamlar. Evde tadilat yok mu? İşte onlar bir yandan çalışacak. Ben de bir yandan uyuyacağım artık. Ne yapalım değil mi? Neyse efendim, konukseverliğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın akşam görüşürüz. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Ay bak gördünüz mü? Rezil olduk, rezil. Çocuk kaçtı gitti fareli evde. Ay bulun şu hayvanı. Zıpkınla vursak olur mu anne? Oldu o zaman, hadi ben yattım, iyi geceler. Korkmaz mısın kızım? Aa yok ya, o sinmişti şimdi bir yere. Ben odamın kapısını kapatır şey yaparım. Hadi iyi geceler. Baba. Hı? Fareye alkol versek ölür mü acaba? Alkollü olmaz abi. Onun özel zehiri var. Bize şirket içi eğitimde öğrettiler abi. Bu farelerle mücadele çok önemli bir sektör Volkan. Bizim şirket abi bu piyasada şu anda ikinci konumda. Tamam tamam anladık. Öf. Selamünaleyküm arkadaşlar. Özledik ya. Ay Taşım kardeşim hoş geldin ya. Koçum benim nasıl geçti yaz? Ya iyi işte be Volkan. Aslı ne yapıyor? Bak Sertaç da burada. Aa ben de onu soracaktım. Ya Sertaç kardeşim bu gözlük ne ya?
Abi bilgisayardan oldu herhalde. Gözlerim bozuldu. Sertaç işe girdi Taco. Hayırlısı olsun kardeşim. Ya Sertaç, kardeşim hasta falan mısın ya? Betin benzin atmış baksana. Taco açtır o, aç. Para biriktiriyor şimdi. Lan şşt. Sağında yumurta söyleyeyim mi sana beleş? Yok abi, safra kesesi rahatsız. Midede asit yapıyor. Haşlanmış tavuk falan yiyeyim ben abi. Geçmiş olsun kardeşim. Lan Sertaç, bu iş yordu seni be koçum. Yok abi, düzenli hayat. Yarın bir gün düzgün bir kız bulursam evlenirim belki. Sonra beraber abi başımız sokacak bir ev buluruz. Mutluluk abi. Öf, içim sıkıldı be Sertaç. Ne bu ya? Vallahi Taco senden daha eğlenceli. Hadi İfo, çıkıyor muyuz? Hayır, dur telaş etme, sakin sakin. Ben kuaföre gideceğim. Oradan da pastaneden frambuazlı pasta alacağım. Sonra da çiçek alacağım. Ne çiçeği alıyorsun ayol? Baksana her taraf çiçek dolu. Şekerim, şu uzun vazoya lilyum alacağım. Sen bırak beni. Sen şampanyayı hallet. Tamam, ben de bu arada berbere gideyim. Bir tıraş bıraş olayım bari. Git hadi. Ne marka alacaksın şampanya? Yerli olmaz değil mi? Ay vallahi sen benim yüreğime indireceksin. Tamam canım, yabancı alırız. Dünyanın parası o da. Ama ne yapalım? 40 yılın başında olan bir şey, her zaman olan bir iş değil bu yani. Bu fare meselesi nedir? Ay yok şekerim, fare aradık taradık, hiçbir yerde fare yok, girdiği gibi çıkmış işte. Bence fare bari yoktur. Yani bu işte bir bit yediği var ama anlamadım. Aslı'nın ağzının kıpırtısından bana da öyle geldi ama... Bence bunlar burada romantik yapıyorlardı. Volkan da bunları bastı. Ha? O gargaraya getirmek için de fare mare dediler. Yani evlensinler de ne halt ederlerse etsinler. İşte kızın var mı derdim var. Zaten o oğlanın gece vakti bizim evimizde ne işi vardı? Hiç bana uymayan icatlar. Ay tamam şekerim, bak saat 2'yi geçti, yürü gel. Saat 7'de evde buluşuruz. Tamam. Sadece hastalık taşımakla kalmıyorlar abi. Çok çabuk da ürüyorlar. Eve girdi mi bir haftada 10 tane oluyorlar. Yapma ya. Ne diyorsun lan Sertaç? Tabii abi. Bir de bunun çeşitleri var. Bahçe tipi, lağım tipi, çatı tipi. Bahçe tipi neyse abi. Lağım tipiyle çatı tipi abi, adam uykusunda yerler. Kedi kadar abi. Saldıranları varmış. Lan hem tiksindim hem ürperdim. Sırtımdaki tüyler diken diken oldu ya. Ay ne yapacağız Sertaç? Ay Volkan, bunlar okuduk kulak kemirir falan ya derler. Vah. Biz bu işin eğitimini aldık abi. Hiç merak etmeyin. Evi ilaçlamanız lazım abi. Bizim muhasebeden Sacit Bey anlattı. Görevliler abi demir deposuna ilaçlamaya gitmişler. Fareler demirleri yiyorlarmış. Ay yeter be. Hem korktum hem tiksindim ya. Lan var mı tanıdık biri? İlaçlatalım bizim eve hemen. Abi biz şirketteki arkadaşlarla koordinede çalışıyoruz. Şirketimizin ISO 9001 belgesi var abi. Eğitim standartları... Ya dur, standartınıza başlatma şimdi ya. Tamam neyse işte, hemen yoluna ilaçlasınlar bizim evi valla. Yer bunlar lan bizi, çiğ yer bunlar. Volkan, bundan sonra YSS bitiremez ama ha. Şaka mı lan bu şimdi? Cem, annenler geldi mi? Geldi canım, sağ ol. Cesur, sen bana bozuk musun? Yok. Hayır, benim eğitimim bir yere kadar olduğu için... ondan böyle kabayım yani. Tarzım bu fotoğraf. Ne demek eğitimim bir yere kadar? Bilmem. Senin lafın değil mi anam? Ha? Sen niye bana kötü kötü bakıyorsun Selin ya? Kusura bakma Aslı, biz zengin kızları böyle şımarık ve kötü kalpli. Biz kötü insanlarız, tamam mı? Kusura bakma. Ben de zengin kızı sayılırım. Değil mi? Bilmiyordum, kusura bakma yine. Ortalıklarda böyle abuk subuk muhabbetler dönmüş Aslı, bilmiyorum. Ne muhabbeti ya? Nasılsınız arkadaşlar? Tatil rehavetini attınız mı? Memnun musunuz? Vallahi biz memnunuz Saadettin Bey. Esas siz memnun musunuz? Tabii, niye ki? Ama biz öyle duymadık. Benim anlamadığım bir şey var. Dergiyle ilgili söyleyeceğiniz, eleştireceğiniz bir şey varsa... bizzat bana söylemenizi tercih ederdim. Nasıl yani, anlayamadım. Dergiyi beğenmiyor musunuz? Yok, beğeniyorum.
Beğenmesem zaten hepinizi çıkartırım işte. Kim söyledi ki bunu? Burhan Bey. Gel baba, gel. Baba, mekan burası. Hemen ilaçlayın bak. Yavrusu mavrusu varsa onları da öldürün ya. Merak etme. Yalnız Salı şimdi 3. 12 saat daha eve girilmeyecek ilaçlamadan sonra, biliyorsunuz. Abi biliyoruz, biliyoruz ya. Aa, çıkacak, ısıracak şimdi hayvanlar. Hadi ilaçlayın ya. Ya arkadaşlar, siz ne kadar çok abarttınız ya. Problemler tek tek konuşarak çözülür. Ben bir ağabey olarak... Burhan Bey, bizim aramızda problem falan yok. Ama siz biraz dedikodu yapmışsınız galiba. Bizi birbirimize düşürdünüz. Bir dakika. Benim hayatımda nefret ettiğim iki konu vardır. İki konu. Bir dedikodu, iki yalan. Ben arkadaşlarımla... Çalışanlarımla hep dost olmuş, arkadaş olmuş, kompleksiz, kendi başında, kendi halinde bir insan. Ha, bir gün öyle problemleri çözmek için bir hamburgerciye gideriz, orada otururuz, sohbet ederiz, öpüşürüz, koklaşırız. Ne var ya bunda? Buhran abi, Buhran abi, niye beni arkadaşlarıma karşı dolduruyorsun sen, ha? Buhran Bey, bakın biz burada bir aile gibiyizdir. Ha. Tam üstüne bastın, kaldır ayağını. Arkadaşlar, ben burada sempatik bir ortam yaratmaya çalışıyorum ya. Cumaları Blue Jean'le gelelim diyen ben değil miydim? Biz sürekli Blue Jean'le geliyoruz zaten Burhan Bey. Yok olmaz. Siz bana karşı en yargılı davranıyorsunuz. Öyle olmaz. Ben de aynı çevrenin insanıyım ya. Ben de sizlerden herhangi birisiyim ben de ya. Ben de Nişantaşlıyım ya. Sorma sahip, sizin bu Nişantaşı background'unuz nedir Allah aşkına? Ya ben tam evi tutacakken Cem Bey elimden kaptı gitti ya. Ya bu böyle olmaz. Adamı delirtmeyin burada. Siz hepiniz bir yumruk olmuşsunuz. Beni içeriye almıyorsunuz. Ben nereden gireceğim içeri? Bu böyle olmaz. Ya koskoca Burhan Altın Topu çaycıyla kalkıp minyatürke gidip elimde kumpir yiyeceğim. Olmaz böyle şey. Koskoca idare müdürüm ya. Hep güler yüz, hep neşe, hep kahkaha. Ondan sonra adamın biri kalksın, gelsin, şunu desin. Sen Nişantaşlı nasıl olursun? Halka geçsin. Ben de zenginim ya. Bunu söyleyeyim. Ben de üniversite mezunuyum. Ben de açık öğretimi bitirdim. Açık açık konuşturtmayın beni. Oda olayında da öyle oldu Cem Bey. Ev tutacağım, onu da alıyorsunuz. Siz nasıl insanlarsınız ya? Bir insana böyle bir eziyet yapılmaz ya. Artık sapaz ya. Ben evimde gireni yapalım mı? Deli bu. Lan psikopat. Sen ne diyorsun ya? Ne demek evi ilaçlattım? Ay ne yaptın minik kuşum? Delirdin mi sen oğlum? Ya babacığım ne yapmışım ya? Hayatınızı kurtarmak için yaptım ya sonuçta. Aa fare, mikrop, aa. Hem bak maç vardı, ben de maçı seyredemiyorum yani. Ne yapacağız sen? Canım ne yapacak? Gelsin insanlar, girelim içeri hep beraber. Zehirlenelim, olsun bizim. Var mı başka çaresi? Sen sağ, ben selamet. Ben kaçsın. Abi. Ne yapıyorsun be? Dur kızım, dur. Şu hale bak yahu. Ne diyeceğiz insanlara? Kızım, ara sözlüğünü. Özür dile, anlat. Böyle böyle oldu. He. Yok başka çaresi. Aa, ne yani? Evde fare vardı, ilaç bıraktık mı diyeceğiz insanlara? Ne işimiz vardı, kalsın mı diyelim? Daha mı iyi? Sen ara kızım, ara. Geciktikçe daha iyi.
Biz ne yapacağız? Gidelim dükkanda oturalım bari. Aa, sabah kadar olur mu babaya? Ay olmaz canım, olmaz. Aldınız hatanızı. Aldınız elinize çiçeğinizi, şampanyanızı, pastanızı. Geldiniz özür dilemeye. Affetmek büyüklüğün şöhretindendir. Ama çok kırıldım, çok oha falan oldum yani. Tabii, tabii. Ya. Madem bu kadar zahmet olaylarına girdiniz, kendinizi kastınız, buralara geldiniz. Ben de sizi... Affettim, İpo teyzem benim. Ay, taslayacağım. Ay, aslında da bir problem yok zaten. Gerisi de mühim değil yani. Gerçekten, ay Allah, yine komşuluk ilişkileri başlıyor. Ay, çakıp 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 gelirim giderim artık. Her dakika sizdeyim. Ay, İpo teyzem, tamam affettim, bitti, kasma. Kısıyor kendini ya. Yapma böyle, rahatla. Hatta pasta yiyecek. Boş ver Volkan, ilaçlattığın iyi olmuş. Ben Aslı'yı çok merak ettim. Fare kulağını falan yer diye. Tamamını yese de kurtulsak. İyi oldu tabii ilaçlattığımız. Ne haber abi? Lan Sertaç, niye böyle kırıldın, büküldün lan? Tutuldum abi, havada nem var herhalde. Geç kardeşim, otur ya. Mahmut, bir tane sandalye getir oğlum. Allah'tan sağlık sigortam var abi, hastaneye gittim. Sertaç kardeşim ya, bu sıcak havada niye böyle hırka falan giydin ya? Belimi tutuyor, belimi. Vallahi diyorum ki abi, şöyle kuru bir yerlere yerleşmek lazım emekli olunca. Sağlıklı sağlıklı. Sebzeni meyveni yetiştireceksin. İstanbul'un havası rutubeti adamı mahvediyor. Özel emekliliğe girdim abi. Aydan aya ödüyorum. Yarın ne olacağımız belli değil. Diyorsun. Hiç unutmuyorum abi. Yıl 1984. O zaman daha genciz. Sokakta break dans yapıyoruz. Tuzla daha çok gelişmemiş öyle. Şimdi her taraf site oldu. Ekmek 25 kuruş daha. Hayret, böyle şeyleri hatırlıyorum. Ya uzatmayalım abi. Ya bir dakika Sertaç. Sen ne olduğunun farkında değil misin koçum? Ne oldu abi? Oğlum yaşlanıyorsun lan sen. Aa, bu düzenli çalışma hayatı sana göre değil oğlum. Yaşlandın lan sen. Eyvah, eyvah. Ne yapacağız şimdi? Sen alışkın değilsin böyle hayatlara. Sigortaymış, SSK'ymış, bilmem neymiş, biletle yemek yemeler, bilmem neler. Aa, şu yüzüne başına bak. Şafi köpeği gibi oldun. Eyvah, eyvah abi. Abi acaba kaç yaşına geldi? Oğlum bırakacaksın sen bu işi. Sana göre değil bu iş. Alo? Sacit abi. Sertaç ben abi. Ben bırakıyorum işi abi. Bana göre değil abi. Eyvallah abi. Teşekkürler. Oh. Kendime geldim ya. Mahmut. Bana duble kazandın ver abi. Şöyle süslü olsun. Yüzün gülüyor lan. Ha? Gerkeniz. Dur şimdi Aslı'yı arayalım da akşama bize böyle bir güzel rakı sofrası dizayn etsin ha. Ha? Eziyet olsun biraz. Alo. Ha, ne yapıyorsun kız? İyi iyi, bak dinle beni şimdi. Bir rakı sofrası hazırla, bize akşam evdeyiz. Sertaç falan Taço geleceğiz ona göre. Tamam mı? İtiraz istemem aslanım. Çiroz, miroz bir şeyler ayarla. Her yer ilaç kokuyor, her yer. Bana ne oğlum sizin rakı sofranızda? Özel odada... Özel odada gördüklerini anlatma kimseye. Bir şantaj yap. Tamam, öyle demedim. Tamam, sen anlatma kimseye. Tamam, hazırlarız. Akşama bir şeyler yaparız, tamam. Tamam, hadi. Aman be. Nereden döndük Ayvalık'tan kardeşim? Her şey ters gidiyor ya. Ofiste ayrı manyak, evde ayrı manyak. Cemleri de acayip ayıp. Ne söylüyorsun kızım? Yok bir şey babacığım. Cemler bu hafta geliyor, haberiniz olsun.
okutacağım bu evi, okutacağım. Ah, geldi adam, geldi. Kim? Alt katın kiracısı. Ha. Hayırlı sabahlar Tahsin Bey amcam. Buyurun Burhan Bey, buyurun, buyurun. Buyurayım efendim. Buyurun, içeri buyurun. Buyurun. Şu ayakkabımı çıkarsan. Yok, yok, yok. Şey, bu aşağının anahtarını almaya geldim de... Mışambacılar gelecekler, ölçü alacaklar. Mışamba mı? He, mışamba. Diyorum ya, hep başımda bela, titizlik belası. Güzel, iyi olur. İşte anahtarları. Hı. Efendim, güle güle otur. Sen de kalsın. Kızım bak, Burhan Bey, alt kat kiracımız. Aa, vallahi tesadüfün böylesi. Aa, o kadar şaşkınım ki, biz seninle iş yerinde arkadaş değil miyiz ya? Vallahi tesadüfün böylesi. Buna kim inanır? Kader inanır. Olmadı, atla gel. Bak, böyle dersen hiç anlamaz. İlk önce atla geldi, olmadı taksiyle geldi. O zaman gülecek. Aynen öyle, ne nikah? Nikah yok, bir şey yok. Ne yapıyorsunuz lan burada? Bak, der bastı sinirden. He? Bizim lan burası, çıkın buradan. İyi de biz buradayız. Ya bir de çok tipi. Adamı uykusunda yerler vallahi abi. Kedi kadarlar. Saldıranları varmış. Yatırımları yeni idare müdürü. Söyleyebildiğim için mutluyum. Ya, alalım mı? 2000 bey. Sonra ekmek kocam inşallah. Hepimiz geldiniz. Beyaz çorap, bıyık filan sende. Köyümüz Çengelköy'de bahçeliğe buluyoruz, oturamıyoruz ya. Ama Cem uzak yani. Ben ne diyeyim? Sen ne kaçmışsın? Ben çok korkuyorum lan parayla. Kaç tane var, kaç kişi bunlar? Yatsın kalksın. Burhan, altın topunda bir patlama noktası var ya. Çok kötü patlattınız beni. Hayır canım, ben önceden de biliyorum bu evi. Yapma şimdi. Ne yapıyoruz, oturamıyoruz ya. Evet, Cic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 
Kapı arkada sürgülü. Camış Pacino. Organize etmem gerekiyor. Tamam bakıyorum siz erken daha mısınız? Yaprak, yıpranmış görüyorum ben şimdi. Nalbur musun sen? Avrupa yakası gönül telimizi titretiyor efendim.